Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki bir diğer önemli engel olarak gördüğümüz, tespit ettiğimiz husus ise, Müslümanım diyenlerin peygamberimizi olağanüstü insan görme, olağanüstü insan olarak görme anlayışıdır. Bu anlayış Kur'an'a aykırı bir anlayıştır. Bu anlayış İslam'a aykırı bir anlayıştır. Bu anlayış peygamberi sayma, onu sevme, onu örnek almayı engelleyen bir anlayıştır. Neden? Bir insan örnek alması gereken kişiyi ben onun gibi olamam diye başından kendini kilitlerse, o nerede, ben nerede, işte o Allah'ın elçisiydi, sanki oğluydu der gibi, haşa, ben neyim derse, elbette ki o kişi, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, böyle düşünen insan için bir usvetül hasene, yani güzel örnek olmaktan kesinlikle çıkar. Aramıza o kadar mesafe koymuş oluruz ki, ona ulaşmak, onu anlamaya çalışmak, onun dedikleri gibi demeye, yaptıkları gibi yapmaya uğraşmak, onun sünneti müekkidesi olan Kur'an'a ahlak edinmeyi kendimize şiar edinebilmek mümkün olmaktan çıkıyor. Peygamber, Kur'an'a ahlak edinmek suretiyle şahsiyetini, kişiliğini geliştirdi ve üstün bir kişilik sahibi oldu, bu doğru. Fakat olağanüstü kişi değil, olağanüstü kişi demek, yarı Allah demek, haşa. Allah'ın ne trilyonda biri var, ne yarısı var, ne bir şey. Allah bir tane, bölünmez, parçalanmaz. Ortağı yok, eşi yok, benzeri yok, bilmem hanımı yok, halası yok, teyzesi yok, bağı yok, bahçesi yok, onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten öyle olduğu için Allah. Dolayısıyla Kureyşler peygambere sürekli olarak diyorlar, sen bizim gibi bir insan olduğun halde bana Allah vahyediyor diyorsun. Böyle şey mi olur? Biz niye inanacakmışız? Allah-u Teala diyor ki, de onlara ki ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana vahyediliyor. Bana edilen vahyi de ben sizlere duyuruyorum. Tamam, işte benim bildiğimi siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün mesele uyup uymamakta. Ben uyuyorum bu vahye, böyle oluyorum. Siz uymuyorum. Kulağınızı değil omuzunuzu veriyorsunuz. Onun için aramız açılıyor. Yoksa ben sizden ücret istemiyorum diyor. Benim ecrimi Allah verecek diyor. Evet, yani peygamberin insanlara örnek olması lazım. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Onda, yani peygamberi kasten söylüyor Allah, sizin için güzel örnek var diyor. Peki onun bizim için güzel örnek olabilmesi nasıl mümkün olur? O bizim gibi, o da bizim gibi bir insansa mümkün olur.